Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün yanımda Ilgaz var. Merhaba. Ilgaz, 4. sınıf endüstri mühendisliği öğrencisi. Endüstri mühendisliği hakkında video isteyenler vardı. Ilgaz da bu konuyu çok iyi bildiği için Ilgaz'ı davet ettim kanala. İstiyorsan önce Ilgaz kendini de tanıt. Öncelikle teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Ben Ilgaz Ünsal, Sabancı Üniversitesi 4. sınıf endüstri mühendisliği öğrencisiyim. Aynı zamanda finans ve iş analitiği konularında da yan dal yapıyorum. Ben bu bölüme nasıl girdim? Aslında bununla başlamak istiyorum. Lise yıllarında yaklaşık 16 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam ilk başta bir İngiltere seyahatim oldu. Orada farklı farklı işletmeler gördüm ve insanların hani business life'da neler yaptıklarını gördüm. Ve aynı zamanda da matematiğe ilgim vardı. Geldiğimde hocalarıma sorduğumda matematik ve business life'ı nasıl birleştiririm dediğimde bana genel anlamda endüstri mühendisliğini önerdiler. Ben de bu bağlamda onların da biraz yönlendirmesi ilk başta endüstri mühendisliğine evrildim. Ondan sonra üniversite sınavı geldi, geçti vesaire. Tercihler zamanında da keza aynı şekilde hep aklımda endüstri mühendisliği vardı. Okullara baktığımda da Sabancı Üniversitesi'nin başarısını gördüğümde Sabancı Üniversitesi'ne girdim. Sonrasında da tabii ki istediğim bölümlere baktım. Üniversitede çünkü bizim özgürlüğümüz var, biliyorsunuz ki istediğimiz bölümü seçebiliyoruz. Ben de doğal olarak sonrasında diğer bölümleri de gördükten sonra endüstride daha da olumlu bir karar kıldım. Çünkü endüstrinin tam anlamıyla bana uygun olduğunu gördüm. Sonrasında da şu an 4. sınıfım ve Ocak ayında okulum bitiyor. Bu süreçte endüstri mühendisleri olarak neler yaptık, nasıl bir yol aldık ve kendi gelişimim neydi? Birazcık da bunlardan bahsetmek istiyorum sözü sana bırakmadan. Bu süreçte, endüstri mühendisliği sürecinde ilk baştaki giriş dersinden en sondaki alacağım derslere kadar, daha almadım, Eylül ayında alacağım, hep öğrendiğim şey matematik oldu. Matematik tabanlı bir bilim düşünün. Aslında buna bilim demiyorlar ama bu bir bilim. Matematiğin istatistikle ve optimal sonuçlar bulmayla kurulmuş bir versiyonu düşünün. Sadece ve sadece en iyiyi bulmak değil, aynı zamanda en iyinin yanında diğer alternatif sonuçları da bulmak, problemleri doğru tanımlamak, istatistik ve olasılık hesaplarıyla biraz daha probleme yön vermek ve aynı zamanda da belli başlı varsayımlar, forecastler yapabilmek üzerine kurulu bir bölüm. Benim açımdan diğer mühendisliklere göre çok daha avantajlı çünkü ben matematik seven biriyim. Eğer ki matematik seviyorsanız alacağınız her derste endüstri mühendisliğinde matematik kullanacaksınız. Bunların dışında sadece bir de üretim derslerimiz var. Üretim derslerimizde eğer üretimde çalışmak istiyorsanız var tabii ki. Üretim derslerinde yine matematik ağırlıklı dersler. Üretim derslerinde matematik var tabii ki. Hesaplamalar yapıyorsunuz. Ancak şöyle şeyler var. Biraz daha böyle hani nasıl anlatabilirim bunu size? Makinaları, teknik çizimleri, bu tip şeyleri tabii ki öğreniyorsunuz. Makinaların işlevleri, işte hani malzeme bilimi. Ancak tabii ki her bilimin başında matematik ve fizik vardır. O yüzden matematik ağırlıklı olmak üzere endüstri mühendisliğinde yine bunları öğreniyorsunuz. Anladım. Sen zaten çok erkenden kararını vermişsin. Daha lisedeyken endüstri mühendisliği düşünüyor musun? Ve endüstri mühendisliğini daha çok böyle anladığım kadarıyla hem matematik seven hem de biraz daha sosyal yaşamda seven. Yani şirketlerde de çalışabilecek insanlara tavsiye ediyorsun o zaman. Aynen öyle. Ama hep insanlar şeyi soruyor aslında. Endüstri mühendisliği deyince mesela bilgisayar mühendisliği yazılımla uğraşıyor, elektronik devrelerle uğraşıyor. Endüstri mühendisliği ne yapıyor diye soruyorlar. Yani neler yapıyorsunuz, iş tanımlarınız ne? Tabii ki. Endüstri mühendisi olarak çok farklı alanlara yöneldiğimiz doğru. Ancak bu tanımlardan belli başlıklarını söyleyecek olursak, öncelikle ben üretim alanında çalışabilirim. Demin konuştuğumuz gibi bir teknik çizimci olabilirim ya da herhangi bir üretimin planlamasında yer alabilirim. Tedarik zinciri alanında çalışabilirim. Supply chain yönetimi olsun, FMCG sektörleri olsun, yani fast moving consumer goods, işte yediğimiz yemekler olsun, diş macunlarımız olsun, temizlik ürünlerimiz olsun, bu tip şeylerde çalışabilirim. Ben lojistik alanında kesinlikle çalışabilirim. Çünkü planlama ve aynı zamanda yönetme süreçleri endüstri mühendisliğinin en önemli faktörlerinden biri. Matematik işin içinde olduğu için. Çünkü alacağınız derslerde aynı zamanda iş planlama dersleri ve proje planlama, proje yönetimi dersleri tarzı şeyler de olacak. Bunların isimlerini aldatmayın. Bunlar tamamıyla matematik dersleri. Yani sözel neredeyse hiçbir şey yok. Onun dışında tabii ki yönetici olabilirsiniz. Her bölümden yönetici olabilirsiniz. Ancak endüstri mühendisliğinde biraz daha hani işletmeye yakın insanlar hani öyle bir algı oluşturuyorlar. Diyorlar ki bu bölümü işletmenin biraz daha matematikli versiyonu. Aslında öyle bir şey yok. Ama bir bakıma da evet. Yöneticilikte de
yine aktif rol alabilirsiniz. Çünkü grafik okumayı öğreniyorsunuz ve yorum yapmayı öğreniyorsunuz. Bunları öğrendiğiniz zaman da doğal olarak bir yöneticide olması gereken özellikleri kazanmış oluyorsunuz. Bunun dışında uzmanlaşabilirsiniz belli başlı alanlarda tabii ki. Endüstri mühendisi geniş bir alan olduğu için içindeki sub alanları gördükten sonra yani küçük alanları oradan herhangi bir şeyde uzmanlaşabilirsiniz. Keza yine matematikçi ya da bilgisayarcı olabilirsiniz. Çok fazla bilgisayar dersi de görüyoruz çünkü kodlama olarak ya da yazılım olarak bu tip bir şeyler ayırmıyorum ancak optimizasyon olarak baktığımızda bunların hepsi belli başlı programlar üzerinden yapılıyor. Yani bir endüstri mühendisiyseniz ortalama en az 7-8 tane software öğrenmek durumunda kalıyorsunuz. Tabii ki bunlar da gelişiminiz size bağlı. O yüzden hani bu tip alanlarda da yine kendini geliştiren, ileride bu tip alanlarda da iş hayatında kendini tanımlayanlar var. Ama genel anlamda bir endüstri mühendisi mezun olduğunda Sabancı'dan ben mezunlarımıza baktığımda yönetim alanında, üretimden çok daha çok yönetim alanında belki pazarlamacı oluyorlar, belki hani brand manager oluyorlar, belki nasıl diyeyim planlamacı oluyorlar, belki finans alanında çalışıyorlar benim yapmak istediğim gibi ileride. Belki de şimdi günümüzde çok popüler olduğu gibi veri analitiği üzerine çalışıyorlar. Çok popüler. Peki aynen. Şimdi bölümden çok güzel bahsettin. Sabancı Üniversitesi özelinde bu bölümün avantajları ne diğer okullarda sunulmayan Sabancı Üniversitesi'ndeki endüstri mühendisliği öğrencilerine sunulan? Tabii ki. Öncelikle şöyle, diğer okullardaki arkadaşlarımla konuştuğum zaman benimle aynı bölümdeki, ben hep şunu görüyorum. Onlara göre, lütfen kimse bunu yanlış anlamasın ama onlara göre öğrendiğimiz konulardaki bakış açım ve vizyonun biraz daha geniş olduğunu düşünüyorum. Bu belki benim arkadaşlarımdan kaynaklıdır, tabii ki bilemem. Ancak okulun bize kattığı vizyon ve okulun uluslararası çalışmaları ve öğretideki yani müfredattaki Amerikan, aynı zamanda Avrupa'yı işleyişler bizim açıkçası endüstri mühendisliği olarak öğrendiğimiz konuları biraz daha açık, daha ileri uçlu, daha geniş tutuyor. Bu da açıkçası bize daha büyük bir bakış açısı kazandırıyor. Sabancı özelinde endüstri mühendisleri olarak çok farklı programlar öğreniyoruz. Zaten bunu söylemiştim. Belli başlı software'ler öğreniyorsunuz. Diğer okullarda da öğreniyorsunuz tabii ki ancak bizim okulumuzda biraz daha teknik ağırlıklı ve matematikle tekniği birleştirdiğimiz için her bilimde olduğu gibi bu bize biraz daha hani nasıl söyleyebilirim bunu ileri götürücü bir güç oluyor. Bundan dolayı da Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği programı en çok rağbette olan programlardan biri. Okulumuza gelenler ağırlıklı olaraktan ya bilgisayar mühendisliği ya da endüstri mühendisliği seçiyor. Bu yüzden de endüstri mühendisliğinin içine de girdiğiniz zaman alacağınız derslerde de bunu gayet yaşayacaksınız. Peki yani program yoğun mu? Sen mesela iki tane yan dal programı yapıyorsun ve neredeyse bir dönemde erken bitireceksin. Aynen öyle. O şöyle oldu. Ben ekstra ders alıyorum sürekli üstten. Biraz daha açıkçası hayata erken atılmak istediğim için. O benim biraz kişisel görüşüm. Yoksa programımız yoğun. Ben açıkçası dönem içerisinde zorlanıyorum üstten ders aldığım için. Tek özgürlüğümüz her bölümde olduğu gibi %30 zorunlu dersimiz var. Bu zorunlu derslerin dışında kendi alacağımız dersler bizim endüstri mühendisinin hangi alanında uzmanlaşmak istediğimize yönelik dersler olabilir. Örnek veriyorum, ben üretim alanında ileride çalışmak istiyorumdur. Üretim dersleri alırım. Lojistik alanında çalışmak istiyorumdur. İleride lojistik dersleri alırım o yüzden. Ya da aynı şekilde planlama istiyorumdur ya da supply chain istiyorum. O tip dersler alırım. Üretim derslerinin dışında. O yüzden yoğunluğu kendiniz belirleyebilirsiniz. Ancak ben şöyle yaptım. Planlama dersleri ve aynı zamanda optimizasyon dersleri aldım. Bunun dışında da yanda olarak finans ve iş analitiği yaptım. Ortak dersleri vardı bu programların. O yüzden belli başlı çakışmaları önledim. Erken bitirme olanağı da oluştuğu için açıkçası bunu kovaladım. Bu yandallarla beraber program bana ekstra bir zorluk getirdi mi? Bence hayır. Çünkü yandalların öyle hani endüstri mühendisliği... Serbest seçmeli dersler. Aynen öyle. Serbest seçmeli dersleri saydırdığım için ve bazı derslerde ortak olduğu için ekstradan almam gereken iki yandalım olmasına rağmen ekstradan almam gereken 3 ya da 4 ders oldu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden bunun çok fazla bir yük yapması söz konusu değil zaten. O yüzden de erken bitirme konusunda emin adımlarla ilerliyorum. Ocak'ta umarım mezun.
Tamam. Eğitim konusunda çok güzel konuştun. Şimdi teşekkür biraz da ederim. Sabancı Üniversitesi'nde endüstri mühendisleri için ne kadar bir sosyal ortam var? Neler yapıyorsunuz? Sen de mesela bir kulüp kurdun Sabancı Üniversitesi'nde, yeni bir kulüp kurdun. Okul bu süreçte size ne kadar yardımcı oldu? Neler yaptınız ve nasıl gidiyor şu anda? Tabii ki. Öncelikle kurduğum kulübün adı Sabancı Üniversitesi Blockchain Kulübü. Biz Sabancı Üniversitesi Blockchain Kulübü'nü kurmadan önce bir yatırım topluluğu kuralım dedik. Ancak bu yatırım topluluğunda işler istediğimiz gibi gitmedi. Biz de okulumuzdan blockchain'in tamamıyla ayrı bir konu olması gerektiğini ve tamamıyla farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini sunan bir rapor hazırladık ve okulumuzdan da bu kulübün kurulmasını istedik. Sağ olsunlar, onlar da bize destek verdiler ve bu kulübü kurduk. Hatta Türkiye'deki ilk blockchain kulüplerinden biri herhalde. Aynen öyle. Üniversiteler bazında yanlış hatırlamıyorsam ikinci ya da üçüncüyüz. İlk ÜTÜ'de kuruldu. Onu biliyorum. Hatta o da arkadaşımdı. Kuran kişi de arkadaşımdı. Biz blockchain toplulukları olarak bütün İstanbul'da, hatta bütün Türkiye'de de zaten beraber çalışıyoruz. Bana kazandırdığı network inanılmaz. Yani LinkedIn sayfama girdiğimde blockchain sayesinde tanıdığım insanlara bakıyorum. O kadar fazlalar ki, inanın o kadar fazlalar ki. LinkedIn'imde şu an 1100 kişi varsa ortalama connection, bunların en az 300-400'ü blockchain camiasından ve bu çok güzel bir şey. Çünkü neden? Çok yeni bir teknoloji. 1960'ların interneti gibi ve insanların yavaş yavaş ilgi göstermeye başladığı bir şey ve ben bunu çok önceden yakaladım. Ve bana okul bu etiketi taşımama izin verdi. Sabancı Üniversitesi Blockchain Kulübü'nün kurucularından biri olarak bu etiketle ben çok fazla insanla tanıştım, çok fazla business meeting'e girdim, çok fazla gelişme kaydettim. Bu sayede staj buldum. Şu an online yaptığım stajda da keza aynı şekilde blockchain'in faydalarını görüyorum. Ve bir endüstri mühendisi olarak blockchain alanında çalışmak bana şöyle bir artı sağladı. Ben matematikçiyim. Matematikçi olduğum için de teknolojinin altyapısının matematik olduğunu biliyorum. Bu yüzden de işte blockchain'in getirdiği finansal yenilik olsun, decentralized finance dediğimiz yeni finansal teknolojiler, bunların analizleri olsun, grafik okumaları olsun, kez aynı şekilde kripto paralara yatırım olsun, kez aynı şekilde farklı farklı blockchain projeleri olsun. Ben endüstri mühendisliğinde öğrendiğim proje planlama ya da başka başka dersler sayesinde bir ekibi yönetmenin nasıl daha kolay olabileceğini inanın yaşadım. Çünkü endüstri mühendisliği okumasaydım, örnek veriyorum, X bir bölüm okusaydım ve ben planlama, proje yönetimi gibi dersler almasaydım illaki bu kadar iyi olamayacaktım bu işte. Yani kendimi iyi olarak tanımlıyorum çünkü geçen fall döneminde, 2019-2020 sezonunun fall döneminde en çok etkinlik yapan kulüp bizdik ve etkinliklerimizin doluluk oranı da diğer kulüplere göre yine yüksekti. Bu yüzden de endüstri mühendisi olarak yine farklı bir alana gittim. Blockchain'e gittim. Finansçıyım zaten. Ben kendimi finansçı olarak tanımlamak istiyorum. İleride bu alanda çalışmak istiyorum. Bu ikisini birleştirdim. Aynı zamanda matematiği de ortaya koydum. Yani istediğim kombinasyonu yaratabildim. İşte buraya gelen, Sabancı Üniversitesi'ne gelen herkes bu istediği kombinasyonu yaratabilecek. Ve aynı zamanda isterse kulübünü kuracak, istemezse de var olan kulüplerin herhangi birinde yine aktif rol alabilecek. Çok güzel. Ben sana şeyi de sormak istiyorum. Şimdi sen yurt dışında da bir staj yaptın. Erasmus programıyla gittin. Almanya'da staj yaptın. Aynen. O staj deneyimi nasıldı ve öğrendiğin eğitimin oradaki faydalarını gördün mü? Pratikteki iş hayatı nasıldı? Çok güzel bir soru. Yurt dışı deneyimi kesinlikle herkesin yaşaması gereken bir şey. Bu yaşadığım yurt dışı deneyiminde ben pazarlama alanında staj yaptım. Pazarlama ve satış alanında staj yaptım daha doğrusu. Gittiğim firma bir aile şirketiydi. Teknolojik ürünler satıyorlardı. Ultrasonik cihaz üretip onları satıyorduk. Ki her üretim firmasının bu tip cihazlara ihtiyacı olmuyor. Çünkü bu tip cihazlar biraz temizlik için kullanılıyor. O yüzden satması zor bir şeydi. Doğal olarak farklı farklı müşterilerle farklı farklı dillerde iletişim kurmak zorundaydınız. Ben İngilizce, Türkçe, Almanca iletişim kurabilen biriyim. Almancamı orada biraz daha ilerlettim. Oraya gittiğimde iş hayatının bana kattıklarını ben tabii ki hayatımın her yerinde kullandım. Ancak Berlin'e gittiğimde çok daha farklı bir şey oldu. Ben her gün ama her gün farklı farklı etkinliklere gitmeye başladım. Eventbrite'a girdiğim an direkt bir sürü ama bir sürü meetup çıkıyordu. Berlin'de zaten bayağı bir aynen oldu. Öyle ve hepsi İngilizce. Zaten büyük bir metropol ve çok fazla dışarıdan startup var. Avrupa'nın yeni Silikon Vadisi olacak deniyor. Londra'nın da Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Berlin çok daha büyük bir önem kazandı Schengen açısından. O yüzden
o kadar çok yine aynı şekilde blockchain'de nasıl Türkiye'de daha çok insan edindiysen, Berlin'de de keza aynı şekilde farklı farklı konulardan, farklı farklı etkinliklerde çok fazla insan ve connection edindim. Bu bana çok fazla şey kattı çünkü dünya insanı olma konusunda bir adım daha öne çıktım. O yüzden de açıkçası yurt dışı staj deneyimini iş anlamında zaten öneriyorum. Çünkü farklı bir yerin çalışma kültürünü görüyorsunuz. Ama aynı zamanda da arkadaşlık, dünya insanı olma, oranın kültürünü yaşama, farklı farklı insanlarla uluslararası connection'lar edinme. Şimdi mesela açtığımda herhangi bir sosyal medya platformumu ya da telefon numarası da olur hiç fark etmeksizin. Baktığımda bir sürü mesaj atabileceğim, sohbet edebileceğim, iş tavsiyesi alabileceğim, belki de iş ayarlayabileceğim kendime ya da onlara insanlar. Bu hoş bir şey. İnsanın çevresinin geniş olması hoş bir şey ve bunu gidip sizin kendi emeğinizle kazanmanız daha da hoş bir şey. Bunların hepsini bir bütün paket olarak ele alırsak, en başında girdiğin endüstri mühendisliği kişiliğinden, sosyal olarak olmak istediğin kişiye kadar hepsi en başından, matematikle başlayaraktan en sonki Berlin'e kadar ve blockchain'e kadar bir bütündü. Ve bu bütünü teker teker kendi isteğimle, kendi adımlarımla ve kendi ayırmak istediğim zamanla yaptım. Ki o yüzden bana bu özgürlüğü sağladığı için Sabancı Üniversitesi'ne minnettar. Bu okulda olmasaydım, diğer okullarda olsaydım yapabilir miydim? Belki yine yapardım. Ama daha zor olabilirdi. Ama daha zor olabilirdi. Daha kolay da olabilirdi belki, bilemeyiz. Fakat bu üniversitede ben bunu kolay yaptım. Bana göre kolay yaptım. O yüzden bu üniversiteyi öneriyorum doğal olarak insanlara. Anladım. Zaten şey konusuna da katılıyorum. Yani dünya insanı olmak için, network edinmek için yurt dışına gitmek gerekiyor diyorsun. Aynen. Yani bence de zaten hangi bölümü okursan oku gitmek gerekiyor yurt dışına. Aynen, oradan öyle. Bir şeyler kazanmak için. Bir de endüstri mühendisliği özelinde olunca network sizin için çok daha da önemli. Aynen, bu açıdan çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de yurt dışında endüstri mühendisliği diye bir şey de yok. Evet, o yüzden... evet, o konu. Yani mesela sen ne okuyorsun dediklerinde nasıl anlatıyordun? Ben genel anlamda Manufacturing Engineering diye geçiyor aynı zamanda. Hani üretim mühendisliği diye geçiyor bizim okulumuzda. Ancak ben Manufacturing bilmiyorum. Ben asla üretim üzerine uzmanlaşmadım lisans derecemde. Ben o yüzden ben genel anlamda hani optimizasyon yapıyorum diyordum. Endüstri mühendisliği diyordum. Sonra ne yapıyorsunuz diyorlardı. Ben de optimizasyon yapıyoruz diyordum. Aynı zamanda proje planlama yapıyorum. Aynı zamanda lojistik ve tedarik zinciri üzerine uzmanlaşıyorum diyordum. Yani insanları aslında bölümden ziyade biraz da ilgimi çeken, üzerine dersler aldım ve yapmakta uzmanlaşmaya çalıştığım şeyleri söylüyordum. O yüzden herhangi bir, nasıl söyleyeyim, diplomada yazan şeyin hiçbir önemi yok. Zaten herkes diplomasında yazan olmuyor. Evet. Hangi bölümü bitirirseniz bitirin, siz kim olmak istiyorsanız o olabilirsiniz. Ben bir endüstri mühendisi olarak bunları oldum. İleride de bir aksilik olmadığı sürece ben fintech alanında çalışmak istiyorum. Aynı zamanda DeFi alanında çalışmak istiyorum. Yani finansal teknolojiler ve dağıtık finans üzerine çalışmak istiyorum. Bu konuda bir şey sorabilir miyim? Tabii sen ki. Finans alanında çalışmak istediğini nasıl karar verdin? Okulda aldığın derslerden sonra mı karar verdin yoksa önceden beri aklında olan bir şey miydi? Finans alanında çalışmaya kesinlikle ve kesinlikle okulda aldığım derslerden sonra karar verdim. Paranın zaman değerinin ne kadar önemli olduğunu, para yönetiminin ne kadar güç demeyeyim ama ne kadar saygıdeğer bir meslek olduğunu, portföy yöneticiliğinin, en yüksek holdinglerin, en tepelerdeki insanların, farklı farklı firmaların yaptığı hareketlere raporlarını inceledim. Sürekli danışmanlık firmalarını inceledim vesaire. Ve hep gördüm ki işin sonunda her şey finansta bitiyor. Bilgisayarcı oluyorsunuz, bir ürün çıkarıyorsunuz, satmanız gerekiyor, iş finansta bitiyor. Endüstrici oluyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, bir ürün çıkarıyorsunuz, iş finansta bitiyor. Finansçı oluyorsunuz, bir şeyi başka birine satmanız gerekiyor, iş yine finansta bitiyor. Yani eninde sonunda her şey yine finansta bittiği için ben bu alanda uzmanlaşmak istedim. Psikolog oluyorsunuz, para kazanmanız lazım, iş yine finansta bitiyor. O yüzden de kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum diye bir şey yok. Ancak finans benim biraz daha yoğunlaşmak istediğim bir alan ve insanlara bunu öneriyorum. Çünkü finansal yazılımlar dünyanın en zor yazılımları kabul edilir. Haksız mıyım? Evet, fintech alanında çalışan insanlar her zaman en üst düzey yazılımcılardır. Ve aynı zamanda finansal profesörler de keza aynı şekilde. Zaten Wall Street dediğimiz kavram finans için çıkmıştır. New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange bu tip yerlerde yer alabilme hayali, bu tip yerlerin bir parçası olabilme hayali beni çok motive ediyor. Ve beni motive ettiği için de ben açıkçası bunlar üzerine çalışmak istiyorum.
Bu yüzden de ben bir endüstri mühendisi olarak matematik bilgilerimi kullanıp finans alanında kariyer yapmak istiyorum. Peki kendini nerede görüyorsun 5 yıl sonra? Klasik soruyu sorayım sana. Ben açıkçası biraz dürüst olayım, yurt dışına gitmek istiyorum. Çünkü farklı farklı olanaklar var ve belli bir süre hani nasıl desem orayı yeniden deneyimlemek istiyorum. Çok zevk aldım çünkü üniversite yıllarında gittiğimde. Bu yüzden de iş arama vizelerine belki farklı farklı ülkelerin başvurup belki okulumuzun anlaşmış olduğu belli başlı ülkeler var, akreditasyon sağladığı. O ülkelere gideriz. Avustralya buna bir örnek. Almanya'da iş arama vizesi var. Belki öyle gidebilirim. Keza aynı şekilde ileride bir işim olursa, kendi işimi kurabilirsem İngiltere'de ülkemizin yaptığı Ankara Anlaşması var. Evet. Keza İngiltere'de yine bir şirketim olabilir. Finans belki. Master'da da düşünürsün. Aynen öyle. Master'da zaten düşünüyorum. Ancak finans master'ından önce ben biraz daha MBA düşünüyorum. O yüzden belki bir iki sene çalışıp öyle master'a gitmek benim için daha mantıklı olabilir. Evet. Keza aynı şekilde aslında en kuvvetli seçenek de bu Estonya. Şu an dünyanın en teknolojik ülkesi. Dışarıdan gelenler için vergi yok. Aynı zamanda kendi şirketinizi açtığınızda da vergi yok. O kadar cazip bir ülke ki çalışma için insanların nasıl diyeyim size business life'ının daha böyle dengeli olması için çok fazla çaba sarf eden bir ülke ve halkın refah düzeyi de çok yüksek. Ne kadar küçük olsa da, ne kadar adı sana çok duyulmamış bir ülke startup olsa da. Startup cenneti diyorum. Aynen öyle. Estonya'da bir startup cenneti. Berlin'le beraber Estonya ciddi anlamda ileride fark yaratacak bir ülke. Berlin tabii ki şehir ama. Yani o yüzden Estonya'da keza yine seçenekler arasında. Sadece Estonya'da maalesef çok fazla çevrem yok. O yüzden onu oluşturmak için biraz daha hani çaba sarf etmem gerekiyor. Benim açımdan sanki 5 sene sonra böyle şey düşünüyorum. Gitmişim, 1-2 sene Berlin'de çalışmışım çünkü çevrem oluştu biraz. Orada çalışmam şu an daha kolay. Ondan sonra benim hayalim hep İngiltere'de yaşamaktı küçüklüğümden beri. Ben Liverpool taraftarıyım. Liverpool taraftarı olduğum için de açıkçası hani bir kariyer kulübe göre yaşanır mı? Yaşanmaz ama ben yaşarım. Ben o yüzden İngiltere'ye gitmeyi çok severim, isterdim yani tekrardan. Çocukken gitmiştim, büyülenmiştim. Sonra bir master, belki İngiltere'de konuştuğumuz gibi. Sonrasında zaten artık Avrupa Birliği ve İngiltere masterlardan sonra çeşitli sürelerle, Kanada'da da var tabii ki bu, oturma ve çalışma izni veriyor. Sonrasında da İngiltere'de devam ederim diye düşünüyorum. Eğer ki ilk adımımı atabilirsem Berlin'e, sonrasında tahminimce 5 sene sonra beni İngiltere'de görebilirsiniz. Ama eğer adım atamazsam, o zaman İstanbul demeyeyim ama %80 İngiltere'de görecekseniz %50 İngiltere'de görürsünüz diyelim. Bakalım yani ne olacağını göreceğiz ama zaten. Beni hayalim, yani benim hayalim, beni götürmesini istediğim yer hayattan İngiltere. Londra daha doğrusu, İngiltere demeyeyim. Liverpool ve Londra, buralarda vaktimi geçirmek istedim. Anladım. Çok teşekkür ederim işte. Bize vakit ayırdın, soruları cevapladın. Çok da güzel detaylı olarak cevapladın. Umarım yani sizin sormak istediğiniz soruları sormuşumdur. Eğer daha fazla sorunuz varsa aşağı tabii yorum olarak da yazabilirsiniz. Ilgaz da bakıyor olur. Aynen. Ve kanala abone olup beğenmeyi de unutmayın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.